Çayla başladık sabahı. Esselamu aleyküm. Tüm İslam dünyasına da, insanlık alemine de hayırlı sabahlar diliyorum. İnşallah bugün dünyanın her yerinde kavgasız, gürültüsüz, ölümsüz demeyeceğim, vadesi yetenler ölür ama savaşsız diyelim, güzel bir gün geçer inşallah. Yani dünya uzayda toplu iğne kadar bir yer tutmuyor ama gürültüsü bütün uzayı kaplıyor. Çok gürültülü bir canlı şeyiz biz, örneğiz. Öyle değil mi? Hiçbir şey bulamasak kendimiz bağırır çağırırız. Evet, sürekli aynı şeyleri söylemekten bıkmadık da, bıkmayacağız da. Doğruları söylemeye bıkmayacağız da. Fakat işte bazı kişilerin anlamamaya mı çalışıyorlar? Yani insan anlamak için çalışır değil mi? Bir şey. Çırak olursun. Öğrenmek, mesleği öğrenmek, ustanın dediklerini anlayıp efendim bu işi kavramak için çalışırsın. Okula gidersin, öğretmeni dinlersin. Efendim. Hem dinlemeye alışırsın, hem dinlediklerini öğrenmeye alışırsın, hem öğrendiklerini pratiğe indirmeye alışırsın. Yani insan çalışır. Fakat ya bir yazı paylaşıyoruz, adam ısrarla anlamamaya çalışıyor. Hayır diyor, ben anlamayacağım. Niye kardeş? Ben anladığımı anladım. Bunun ötesinde bir şey anlamıyor. İsterse Allah söylemiş olsun. Ya bu ayet kardeşim, ben demiyorum bunu. Olsun. Ben imamlardan bilirim. İmamlar ne derse o olur. Böyle bir zihniyetin, böyle bir itikadın, böyle bir imanın hiçbir faydasını görmüyoruz. Ne yazık ki İslam dünyası. Ne yazık ki 99,9'u böyle. Ne yazık ki. Binlerce tarikat, onlarca mezhep ve bunun dışında daha onlarca efendim dernek, cemaat, şu bu. Herkes kendi şeyinin peşine düşmüş. İmamın veya kitabının. Gidiyor. Allah'ım topluca ipime sarılın. Hablullah'a, yani Allah'ın ipine, Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Efendim demiyor. Dediğini kimse dinlemiyor. Topluca demek ne demek? Herkes kaynak olarak bu kitabın başına toplanması demektir. Çünkü saf dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir kardeşim. Fakat adam Buhari olmazsa bu din olmaz. Değil mi? Öyle diyorlar. Buhari Müslüm olmazsa bu din olmaz. Kur'an yetersizdir. Yani Allah'ın kitabı ile Buhari'nin, Müslüm'ün hadis kitaplarını paralel olarak koyulur. Oysa Allah da diyor ki bu kitap öğüt kitaptır. Tabi öncesinde Allah okuyun, akledin diyor. Kime diyor? Müslümanım diyen herkese diyor. Yani falan imama, fişmakan imama demiyor. Filan imama siz okuyun, anlayın da millete dini anlatın demiyor. Ve yine ayet, sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim diyor. Neresini anlamıyorsunuz bunu? Bu dinde tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir diyoruz. Bu kitap size yetmiyor mu diyor ayet. Yetmiyor mu diyor Allah. Yani bu yeter demektir. Aynı zamanda kelimenin kinayesini ayırırsak söylenişi. Bu kitap size yeter diyor Allah. Yetmiyor mu kardeşim diyor. Ama yetmiyor. Adam illaki bunun yanına başka bir şeyler eklemeyi adeta kendisine meslek edinmiş. Zaten bu hadisçilerin mesleği de bu. Dine bir şey yamamak. Tabi bunu kendilerine biz söylüyoruz demiyorlar. Peygamber üzerinde uydurulmuş ne kadar yalan, yanlış, İsrailiyat hikayeleri, masalları varsa bunu din adına getirip yamıyorlar. Yazık. Allah Resulü mahşer günü şikayeti ne olacak? Ümmetinden şikayeti. Bu kitabı öksüz bırakırlar. Değil mi? Ya Rabbi ümmetim bu kitabı öksüz bıraktı diyecek.
Peki niye Kur'an-ı Kerim'de hiç peygamber hadisi geçmiyor? Madem bu kadar önemli de, Allah'ın katında bir önemi yok, Allah zaten reddediyor da. Yani madem mantık olarak bu kadar önemli bir mesele, niye Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor? Resulün sünnetine, şeyine sünnetine uyun veya Resulün hadislerini de dinleyin. Sözlerini de kayıt edin. Unutmayın ha. Yok öyle, hiçbir şey yok. Başka yerlerden devşirdikleri manaları buraya getirmeye çalışabilirler de yok öyle işte. Buna Kur'an geçit vermez. Kur'an oyuncak değil bunların zannettiği gibi. Bizim kimseden bir beklentimiz yok. Bizim bir cemaatimiz de yok. Herhangi bir tarikatımız da yok. Mezhepçi de değiliz. Biz dinin kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve bunun dışında hiçbir kişinin, peygamber de dahil, sözü dinde kaynak değildir. Dinden söyleyebilir ama dinin kaynağı değildir. Dinden söylüyorsa zaten söyledi de kaynak yine Kur'an'dadır. Kur'an'da yoksa zaten bunu peygamber söylemez. Biz peygamber söylemez deyince siz peygamberi reddediyorsunuz. İddiaları geliyor hemen. Peygamberi reddetmez. Kur'an okuyan bir adam zaten peygamberi Kur'an-ı Kerim'den tanır. Neyi reddedecek? Reddederse dinsizdir adam zaten. Defalarca yazı yazıyoruz. Altına şablon gibi hemen tekfir yoluna gidiyoruz. Biri yazmış, vay seni ben böyle bilmiyordum, siliyorum. E güle güle sil kardeşim. Yani sen yazınca mı ben gönendim ki sen silince ben çökeceğim? Bizim bir beklentimiz yok. Sizden ücret istemeyenlere uyun diyor Allah ayette. Bizim bir ücret istediğimiz de yok. Herhangi bir beklentimiz de yok. Ama bu dine sokuşturulan İsrailiyet yalanlarını, panteist yalanları, efendim, hümanist masallarını ifşa etmek, dilimizin döndüğü kadar, bildiğimiz kadar, bildiğimizle yetinmiyoruz tabii, öğrenmeye devam ediyoruz. 3 sene önceki bilgimizle şimdiki bilgimiz aynı değil çok şükür. Ha daha ne kadar yaşayacak bilmiyoruz ama ileride de bilgimiz aynı olmayacak çünkü biz okumaya devam ediyoruz. Oku diyor Allah, okumaya devam ediyoruz. Kesintisiz hem de. Evet, diğer bir konuya gelince, ya son bir hafta içinde ben onlarca bundan mı yazı paylaştım? İşte yazmak da kolay değil, bazen böyle sohbeti atıfta bulunmamız gerekiyor. Sevgi kaygan bir zemine benzer, biliyor musunuz? Kaygan bir zemine benzer. Dolayısıyla bu zemin üzerinde eğer neyi Allah'tan fazla seversen onu kaybedersin. Hem ahiretini kaybedersin hem bu dünyanı. Onun için sevginin merkezi Allah'tır. Allah olmalıdır. Rızkı veren, bizi dünyaya getiren, efendim, Rahman ve Rahim sıfatıyla bizi kuşatan, bize ömür veren ve eğer güzel bir yıl ömür geçirirsek de öldüğümüzde mahşerde bize cennet vaat eden, daha huzurlu bir hayat vaat eden Allah'ı sevmek, onu merkeze koyarak sevmek ve onun yarattıklarını da yine onun hatırı için sevmek. Hani Yunus'un dediği gibi yaratılanı severim, yaratandan ötürü der ya. Ama sevginin merkezinde Allah olmalıdır. Kulluğu, şükrü, teşekkürü yani Allah'a yapmak gerekir. Kim bize ne verirse versin, yardımcı olsun, o da Allah'ın bir lütfudur. Allah sana yardımı kendisi getirip vermez. Vesile yapar, vesile, bilmediğin vesilelerle yardımın gelir. Benim bu konuda hiç şüphem yoktur. Onun için bir kıza olan, bir mala olan, mülke olan sevgim sizi, inancınızı kaydırmasın. Kaygan bir zemin. Kaydırmasın. İnsanlar sevilir. Elbette sevilir. Çocuğuna karşı bir babalık sevgin vardır. Eşine karşı bir eş sevgisi vardır. Keçini de seversin. Kedini de seversin. Köpeğini de seversin. Ama bunların hepsi de Allah sevgisiyle eş olmaz. Hatta daha da ileri giderek Allah'ı unutarak onlar sevilmez. Ama işte gene hocalardan birini dinledim, şu tarikatçılardan. Tarikatı söylüyor. Tarikatta diyor işte Allah'ı daha çok sevmek falan. Yapmayın ya, yalan söylüyorsunuz.
kitaplarınız öyle demiyor. Allah'ı mürşidinizde gördüğünüzü niye söylemiyorum? Yani batşaba çıkınca mı kıvırıyorsunuz? Kitaplarınız ne diyor? Hı? Ne diyor? Şeyhi seversen Allah'ı seversin diyor, değil mi? Yani öncelik şey. Niye Allah'ı severek şeyhi sev? Bir şey mi eksiliyor? Niye şeyhten hareketle Allah'ı seviyorsun? Niye mürşidin alnında Allah'ı görmeye çalışıyorsun? Allah'ı şeyhe benzetiyorsun, mürşidine benzetiyorsun. Niye yalan söylüyorsun? O zaman kaldırın o kitaplarından tümündeki o fitne yazılarını, milletin itikadıyla oynamayın. Madem bu dediğin doğru, o zaman kaldırın o kitaplarınızı. Celaleddin Rumi'nin masallarından tutup, İbnül Arabi'nin, Beyazlı Bestami'nin, İmam Rabbani'nin, Çilli'nin, kaldırın o kitapları piyasadan. İslam alemi bir nefes alsın. Biz alamayız da bizden 100 sene sonraki nesil bir nefes alır. Bu fitne kitapları ortadan kalkarsa. Kaldırın şu uyduruk hadisleri, yalanları kaldırmazsınız. Çünkü sizin ticaret alanınız orası. Onu kaldırırsanız sizin on par etmediğiniz anlaşılır. Öyle değil mi? O kitapları kaldırsak ya da ehli sünnet vel cemaat, şu kelimeleri önünüzden bir kaldırıverin, beş para etmediğiniz anlaşılır. Sadece Kur'an deyin, oturun hadi. Sadece Kur'an de bakayım hadi. Adam bir dini mevzu anlatacak, Kur'an'dan hiç haber yok. Direkt peygamberimiz dedi ki, falan evliya dedi ki, fişbakan imam dedi ki, bizim mezhep dedi ki. Anlattığı konunun Kur'an'da bile kaynağı olsa bile, Kur'an'da kaynağı olduğu halde adam hiç Kur'an'dan bahsetmiyor. Niye? İnsanlar Kur'an'a yönelirse diğer yalanları ortaya çıkacak. Tutturmuşlar kabir azabı, tutturmuşlar İsa gelecek, tutturmuşlar Mehdi gelecek. Hani İmam Rabbani'den beri Mehdi bekliyorsunuz ya. Niye gelmedi? E tabi bunu iddia edenler yarın ölür giderler. Özellikle Cübbeli Ahmet. Ağzını doldura 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 Mehdi bekliyor. Şimdi de öbür yüzyıl gelecekmiş. E tabi öbür yüzyıl da kendi olmayacak. Kendi olmayacağı için at tut. Ve bu Mehdi beklentisi, Mehdi inancı bu dinin içine girdiğinden beri, bin küsür seneden beri ne kadar sahtekar çıktı, ne kadar insan çıktı Mehdi'yim ben dedi ve İslam dünyasını kana buladı, fitneye buladı. E tabi şimdi önce saatli bombaları yerleştiriyorlar bu yalanları hadis diye. Bu hadis de tabi ileride patladıkça fitne ortaya çıkıyor. Çünkü nasıl olsa beklenen biri varsa birisi de çıkar, o beklediğiniz benimdir demiyorlar mı? Kaç bin tane Mehdi geldi geçti. Kaynağını nereden alıyor bunlar? Bu uydurduğumuz yalan hadislerden alıyor. Kur'an'dan alamazlar. Hristiyanların İsa ölmedi masalını, inancını bize de sokuşturdunuz. Ayetleri cımbızlayarak, ayetlerin o kelimelerini oynayarak, manaları kafanıza göre, yani İsa inecek masalına göre uydurarak, manaları öyle yorumlayarak, bu fitneyi de koydunuz. Ha geldi İsa, gitsenize yanına. Hasan Mezarcı. Ben İsa'yım diyor. Niye gitmiyorsunuz? Adamın hayatı da müsait. Yaşıyor. Giyimi, kuşamı. Niye gitmiyorsunuz yanına? Hoş geldin ya İsa desenize gidip mezarcıya. Ama yok. Sizin İsa'nız ayrı. Değil mi? Sizin Mehdi'niz ayrı. Öbür Mehdi yok, o Mehdi olmaz. Ya benim şeyhim Mehdi. Değil mi? Allah sizi bildiği gibi yapar inşallah. Sizin bu kadar fitneniz değil mi? Bu İslam dünyasının bu hale getiren. Sizin bu yalanlarınız, yıllardır bu milletin kafasına din diye sokuşturduğunuz, tutturduğunuz İslam'ın şartı beş. Geçen burada bir arkadaşla tartışıyoruz. İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6. O da yalan zaten, 6 değil. Ya İslam'ın şartı bir tane. Kur'an oku. Bunun içinde ne kadar farz, günah, haram, helal varsa bunun hepsi şart. Yani namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak. Bu mu farz yani? Hı? Zekatı da gıkta bile indirirsiniz kafanızda. E Kur'an'da yok. E Kur'an'da yok tabii. Kur'an'da verebildiğin kadar vereceksin. Gıkta bir, seksende bir yok.
Önce öyle uydurursunuz, sonra da arkasından. Kur'an'da yok, Ekim demiş, peygamber demiş ya da müştehitler demiş. Kur'an'da olmayan zaten dinin konusu değildir. Din ve iman konusunda Kur'an dışı kaynak yoktur. Allah Resulü kendisine vahyedileni bu iki kapak arasına almıştır, hayatına da yansıtmıştır. Sünnet arıyorsan, peygamberin hayatını Kur'an-ı Kerim'den okuyacaksın. Sünnet onun hayatına indirdiği Kur'an hükümleridir, Kur'an ahlakıdır. Kafasından din uydurmaz o. İftira atmayın. Öyle değil mi? Peygamber'e iftira atmayın. İnsanları gereğinden fazla büyütmeyin. Tarihi kişiliklere haddinden fazla değer vermeyin. Tarihi kişilikler tarihi yerlerinde dursunlar. Sövmeyin de övmeyin de. Bizi ilgilendirmiyor. Ayette diyor Allah, onlar bir nesildi, geldi, geçti diyor. Siz önünüze bak. Yok Hazreti Ali Ebu Bekir'den büyük, Ebu Bekir şundan büyük, Ali bundan büyük, Veli şundan büyük. Gökteki yıldız gibidirler. Hangisinin kulpundan tutarsan kurtuluş erer, hangisini tutacağız? Kur'an dururken ben ne diye sahabenin ipinden, kulpundan tutuyorum? Yani Allah Kur'an'ı süs diye mi indirdi? Onların anladığı gibi mi anlayın da diyorsa okuyun anlayın mı diyor. Tabii siyerleri inceledikçe zaten o sahabenin yemediği halt da yok. O da ayrı bir konu. Yemedikleri halt yok. Birbirlerini doğrayıncaya kadar, birbirlerinin karısına tecavüz edinceye kadar yaptıkları hayat, yaşadıkları hayat bize örnek olacak. Gökteki yıldız olacak. Nasıl olacak bu? Ya, Ömer Ali'nin kızını almış. 9 yaşında mı 10 yaşında? Örnek mi olacak şimdi? Örnek mi o teşkil ediyor? Yani Allah rüşt çağına girmeden çocuklarınızı evlendirmeyin diyor. Ama Ömer 10 yaşında kızı kendisine hanım yapıyor. 12 yaşında çocuk oluyor. Bu bize örnek mi olacak? Ömer sahabe değil mi? Hem de en ünlülerinden değil mi? Ne yapacağız şimdi? Kimi örnek alacağız? Bu gökteki yıldız battı. Bu olayla battı bende. Hazreti Ayşe'nin Ali on binlerce sahabeyi doğrattı birbirine. İktidar için. Emevilerinin efendim diğerleri, Abbasiler, şunlar bunlar birbirlerini doğradılar. İktidar için. Ne bak hangisinin yıldızına peşine düşeceğiz? Kur'an nuru ortada dururken hangi yıldız bize yarar? Kur'an'ın bir adı da nur diye biliyorsunuz. Neyse fazla uzatmayalım. Sohbet daha başka türlü devam edebilir. Şimdi çayımı içeyim çünkü buz gibi oldu, içemiyorum. Şimdilik hayırlı sabahlar diliyorum.